Mutasyonlar gerçekten genetik bilgiye yeni bir bilgi katarak bir başka canlı oluşturmaz. Bu çok doğru. Aynı zamanda şimdi Darwinistlerin bir iddiası daha var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi bilimsel ve yani kötürlü olduklarını iddia ediyorlarsa Darwinistler gerçekten bunu normalde iddia etmemeleri gerekir. Biraz ayıp oluyor ama iddia edebiliyorlar. Maymunun 48 kromozomu var. İnsanın da 46 kromozomu var. Dolayısıyla işte insanın atası maymundur diyebiliyorlar. Ama şimdi biz daha en başta diyoruz ki bu kromozomların oluşması için içinde genler var. Genlerin oluşması için bir hücrenin var olması gerekiyor. Hücrenin içindeki proteinlerin tam olarak var olması gerekiyor. Ve hep söylediğimiz gibi bir proteinin oluşması için başka proteinlere ihtiyaç var. Şimdi en başta bu zaten evrimsel süreçte olabilecek bir şey değil. Onların iddiasına göre evrimsel süreç diye bir şey de yok da. Böyle bir durum zaten en başta olamıyor. Dolayısıyla maymunun 48 kromozomu var. O zaman tamam bir tavşan türü var şimdi birazdan göstereceğim. Onun da 46 kromozomu var. İnsanın da 46 kromozomu var. O zaman bu konuyla ilgili ne söyleyecekler yani? Tavşan, biri tavşan, biri insan. Kromozomların sayısına göre evrimde bir gelişme vardır denilemez. Evrim vardır denilemez. Kromozomların içinde genler vardır. Her birinde mesela tavşanın geninde kulak boyutu farklıdır. İnsanın geninde kulak şekli, göz şekli farklıdır. Organların yapısı, iskelet sistemi her biri bellidir. Dolayısıyla kromozom sayısı hiçbir şey ifade etmez. Bakın o tavşanı görelim. Çok merak ediyorlarsa eğer. 46 kromozomlu bir tavşan. İnsanın da aynı şekilde 46 kromozom var söylemiştim. Şimdi bir tavşan kafatası var. Gördüğümüz gibi bunda bir evrim sürecinde bir değişiklik olmamış onların iddiasına göre. O 30 öndekiler milyon yıllık ufaklıklar mı geçiyor? Ufaklıklar. Ay. 30 milyon yıldır Allah tavşanı nasıl yarattıysa 30 milyon yıl önce. Bakın tavşan kafatası aynı şekilde günümüzde de aynı yaşayan canlısı da duruyor gördüğünüz gibi. Başka resimler de vardı. Onları da görebiliriz. Bu da başka bir tavşan kafatası. Bu da 33 milyon yıllık. Gördüğünüz gibi İşler falan her şey her şeyi üretim yapısı duruyor. aynı. Evet. Tüm detaylarıyla. Teşekkürler. Bu tavşanlardan bir türdü. Şimdi onların iddiasına göre baktığımızda hiçbir şekilde bir delil olmadan sadece üstünkörü bilgilerle ortaya konulan kromozom sayıları şöyledir. O zaman tamam maymundan insana dönüşmüştür demek doğru değildir. Eğer kromozomda bakın mesela Down sendromunu biliyorsunuz. 21. Kromozomda eğer bir hata oluyorsa başka bir kromozom daha ekleniyorsa ona yani kromozom sayısı arttığında bir hastalık meydana geliyor bazı insanlarda. Down sendromu diyoruz ama bu ya bir hastalık olarak yani bir sakatlık olarak ortaya koyuyor ya da başka kromozomlarda oluşan rahatsızlıklar sonucu artmalarda yine ölümcül hastalıklara yol açabiliyor. Dolayısıyla kromozom sayılarında öyle rastgele hadi bir kromozom birleşsin tamam o zaman insan oluşsun diye bir şey oluşamaz. Yani böyle bir yapı yoktur DNA'nın içinde, genlerin oluşumunda. Dolayısıyla hep hastalıklar olur. İnsanı geliştirmez yani maymundan insana bir gelişim sağlamaz bu. Ancak zararlı bir şekilde olabilir, bir hastalık olarak olabilir. Dolayısıyla evrimcilerin bu iddiası da çok yanlıştır. Tabii önemli olan içindeki genetik bilgidir. 1 gram DNA'nın içinde 1 trilyon CD'nin aldığı bilgi kapasitesi var. Gerçekten herhangi bir küçük gözle yani mikroskopla baktığımızda görebileceğimiz gibi küçük bir mikroçip yapıldığını iddia etseler ve 1 trilyon CD'nin bilgisini biz bunun içine aktarabiliyoruz deseler çok olağanüstü bir keşif olduğunu düşünüp bütün dünya ayağa kalkar. Ama bizim 100 trilyon hücremizin her birinde zaten bu depolama kapasitesi var. Çok çok büyük bir mucize maşallah. Maşallah.